31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye sandık başına gidecek. AK Parti çalışmalarını hızlandırdı. Nasıl ilerliyor seçim çalışmaları AK Parti'de? Yanımdaki özel konumla değerlendireceğim. AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim öncelikle seçim çalışmaları nasıl devam ediyor? Öyle başlayalım. AK Parti'de sahaya inecek AK Parti. Neler olacak saha çalışmalarında? Evet, uzun bir süredir çalışmalarımız devam ediyor. Bu son süreçte biraz daha hızlanmış durumda çalışmalarımız. Esasen hemen baştan şu vurguda bulunmak istiyorum. Bütün birimler yoğun bir temponun içinde ama Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun gündem sebebiyle acaba parti içi bu çalışmalara yeteri kadar vakit ayıramayacak mı diye bir endişemiz vardı. Bu endişemiz çoktan kaybolmuş gibi görünüyor. Bu ana gelinceye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu mesai olağanüstü ve fazla hamdolsun gecelerinden taviz vererek, gece 2'lere 3'e kadar bu çalışmaların içerisinde olarak belli bir noktaya gelmesini sağlamış olduk. Dolayısıyla bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın oldukça mesai fazla harcaması, bir yandan da ilgili birimlerin geceli gündüzlü çalışarak bunun altlığını oluşturması çok işe yaradı. Bunlar devam ediyor ama geldiğimiz nokta iyi bir nokta. Geçen dönem yani 2000 14 seçimlerinde ilk açıklamayı 26 Kasım'da yapmıştık. Böyle bölge bölge yapmıştık. Parça parça illeri yapmıştık. Ama bu sefer 26 Kasım'a geldiğimizde neredeyse tüm iller bitmiş gibi görünüyor. Hamdolsun iyi bir noktadayız. Ve bunları sindire sindire yaptığımızı da söyleyebilirim. AK Parti'de aday belirleme sürecini takip eden bir isimdiniz. E i̇lk kez e temel sistemi de uygulandı AK Parti'de bu seçimlerde. Ne amaçlandı? Bu sistemle. Biz ilk kez bu sefer müracaatları elektronik ortamda aldık. İnternet yöntemiyle aldık. Geçen dönemden farkı ne? Geçen dönemden farkı şu. Geçen dönem aday olmak isteyen birisi geliyordu. Aday müracaat formunu doldurarak ona belgeleri eklemek suretiyle bize teslim ediyordu. Biz de aldığımız bu belgeyi, bilgiyi taratarak internet ortamına aktarıyorduk. Ama bu bu bilgileri işleme şansımız yoktu. Bu bir belgelerin eksik olanlarını fark etme şansımız da yoktu. Çünkü tüm Türkiye'de alıyorsunuz bunları. İlçelerde alıyorsunuz, illerde alıyorsunuz, genel merkezde alıyorsunuz. Hangisinde eksik belgeyle alındığı, hangisinde alınmadığı bunları fark etme şansınız yoktu mesela. Ama bu sefer dedik ki önce istediğimiz belgeyi, bilgiyi adam akıllı girsin. Tüm bilgiler. Sonra da o bilgiler girdikten ve gerekli belgeler eklendikten sonra ancak müracaat formu çıksın. Sonra da onu imzalasın ve bize bıraksın gitsin. Biz böylece bütün belgeyi bilgiyi bir eksiksiz aldık. İki, bütün bilgileri, belgeler belge, belgelerde olan bilgileri den sonuç çıkartma şansı yakaladık. Mesela şu anda deseniz ki aday müracaat, müracaatları içerisinde 20 Şubat'ta kaç kişi doğmuş? Ben size hemen bir çırpıda söylemem mümkün bunları. Türkiye'nin neresinde ne kadar kadın var, ne kadar genç var, ne kadar engelli var. Anlık olarak izleyebildik bunları. Eksik belgesi olan var mı? Yok. Eksik belgesi olan zaten sisteme giremiyor. Dolayısıyla biz birinci hamlede bunu çok güzel bir şekilde yaptık. Ve bunun sonucu olarak mesela bir örnek daha vermek istiyorum. Dedik ki belediye başkanlarımız müracaat etmesin. Ama sonraki gün bunu dediğimiz kararın aldığımız günün sonraki günü ilk müracaat esnasında ben de canlı yayındaydım. Bir belediye başkanımız geldi müracaat etti. Dedik ben ilçe belediye başkanıyım. Ben bundan ilçe belediyelerine müracaat etmeyeceğimizi anladım. Ama ben büyük şehir aday oluyorum. Bunda bir beis yoktur. Aday olmaya geldim dedi. Anladık ki biz orada başka bir işlem yapmamız gerekir. İşte bu işi e-müracaat şeklinde aldığımız için ve sistemi doğru düzgün kurguladığımız için hemen bir karar aldık. Dedik ki bütün belediye başkanlarımızın TC kimliğiyle sisteme girelim ve Türkiye'nin hiçbir yerinden müracaat olamasın zaten. Yani acaba öyle olabiliyor muyum, böyle olabiliyor muyum diye düşünmesin. Sisteme zaten giremesin dedik. Çünkü öyle ilçeler olur ki atlar bunu yani anlamaz bile belediye başkanı mı değil mi o da yani belki anlamayabilir, farklı yorumlayabilir. Biz sistemi baştan hallettik. İl başkanları için kapattık, ilçe başkanları için kapattık, sonra kadın ve genç kolları başkanları için kapattık. Onlar da bir ikilem yaşamadılar. Yani sisteme girememeleri gerekenler giremediler zaten. Girmemesi gerekenler giremediler. İşte bu ve benzer meseleleri ancak biz bu e-müracaat dediğimiz müracaat yöntemiyle çok kolay bir şekilde çözebildik. İki, bunun başka bir getirisi oldu. Normalde şu süreçte dosyalar bize yağıyor olması lazımdı Türkiye'nin her yerinden. Çünkü bütün belde belediye başkanlarının dosyaları da dahil, ilçe belediye başkanlarının dosyaları, bunların ekleri, il belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları bunların ekleri bize yağıyor olması lazımdı. Biz de karar verdikten sonra onları tekrar geriye göndermemiz gerekirdi. Ama biz illere yazı yazdık. Zaten bütün belge bilgi sistemde bizim elimizde. Hiçbiriniz bize klasör göndermeyin, dosya göndermeyin dedik. Siz de mümkünse ilçelerden almayın, sizin de elinizin altında dedik. Her il açtık kendi ilininkini, ilçeyi açtık ilçeninkini. İleride aday olduğunda şimdiden dosyalamasına gerek yok. Müracaat formunu dosyalamış. Hangi bir adayı, adayımız aday olacaksa o ilgili kişinin belgelerini çıkartacak ve yüksek seçim kuruluna götürecek. Bu kadar basit. Dolayısıyla biz bu sistemle bir kere yaklaşık 3 ton kadar kağıt israfını öngellemiş. Bu Kargaşa ortamından kurtulmuş olduk. Bir de bu aday müracaatlarına ilişkin e, analiz ve raporlamamızı gerçekten şahane bir şekilde yapmış olduk. Bunun bir devamı olarak adeta başka bir şey işleme koyduk. O da e temayil. Geçen dönem 3 ayrı tarihte yapılmıştı. Ayın 5'inde yapılmıştı 16 il Büyükşehir. Diğer e, 14 Büyükşehir 9'unda yapılmıştı. 51 ilde e, 16-17 Kasım'da yapılmıştı biz bu sefer sayımında da 15 günlük bir zaman geçmişti. Bütün bunları bir günde yaptık. E-temayül kapsamında. Dedik ki tüm Türkiye'de aynı gün yapacağız ve sonuçları aynı gün belirleyeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne düşüreceğiz dedik. Böyle bir iddia ile yola çıktık ve bunu da yaptık. Mesela 18 Kasım'da tüm Türkiye'de 10 ve 16 saatleri arasında temayül yoklaması yaptık. Temayüle katılan delege sayısımız neydi biliyor musunuz? 127 bin. Ve bu katılım oranı bunların 114 bin küsürü katıldı. Tam %90.33'lük bir oran katılım sağladı. Sonuçlar da ben saat 6 gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza yansıttım. Bu kadar elde değmiyor sayıldı mı sayılmadı mı dedikodusu yok. Efendim yanlış mı sayıldı doğru mu sayıldı söylentisi yok. Dışarıya acaba sızdırıldı mı sızdırılmadı mı diye bir problem yok. Ve sonuçlar çok net bir şekilde ortada. Bu şimdi konuşuluyor. Acaba cezaevindekiler içinde böyle bir sistem geliştirilebilir mi? Acaba yurt dışı seçmenleriyle ilgili böyle bir sistem geliştirilebilir mi? Acaba normal seçim için böyle bir sistem oluşturulabilir mi diye ilham kaynağı oldu bu bizim oluşturduğumuz sistem. Ve bu sistemi seçim işleri birimi olarak yaptık. Dışarıdan hiçbir hizmet almadık ve bir kuruşta para ödemedik. Kendi elemanlarımızla kurguladık. Güvenliğini de biz düşündük. İşleyişini de biz kurguladık ve bizim bünyemizdeki elemanlarla bu işi hallettik hamdolsun. 3 ton 18 kilo bir kağıt israfının önüne geçmiş olduk. Bunun da TL karşılığı toptan bir şekilde alınacak olsa da 100 bin TL. Bir o kadar da yaklaşık 3 tonda E müracaatta kağıt israfından kurtulduğumuzu düşünüyorum ben. Yaklaşık 6 ton civarında yani 6 bin kilogram. Bunun da TL karşılığı ikisinin 200 bin TL gibi. Ne kadar çevreci bir sistem içinde çalışıyoruz ve işimizi de son derece kolaylaştırdı. Biz çok rahatız. Bizim seçim işleri birimine girdiğinizde şu anda her yer çok arınık çok değerli toplu ama başka dönemlerde bu sistem kurgulanmadan önce girmiş olduğunuzda her köşe başında bir foto, fotokopi makinesinin çalıştığını, her yerin dosyalarla dolu olduğunu görüyordunuz. Hamdolsun bunu yakaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuyla yakaladık. Onun teşvikleriyle yakaladık. Arkamızda durdu yakaladık ve rüştümüzü de seçim işleri birimi olarak ispat ettiğimizi düşünüyorum. Hamdolsun tıkır tıkır işleyen ve istediğimiz saatte de sonuçları aldığımız, istediğimiz oranda da analiz çıkartabileceğimiz bir durum ortaya çıktı. Hamd ediyorum Rabbime. Şunu sormak istiyorum. Milletvekili seçimlerinde 18'e düşürüldü yaş. Peki bu aday belirleme sürecinde aday adaylarında genç profil yansıdı mı bu seçimlerde? Var tabii. 18-25 yaş aralığındaki gençleri de görelim dedik mesela. Kadınları da görelim dedik ve engellileri de görelim. Anlık olarak bu ve benzeri her şeyi gördük. Total olarak söylemem gerekirse geçen yıldan yaklaşık 750 tane kadar fazla müracaat var geçen döneme oranla. Mesela bu dönem müracaat edenlerin sayısı yanlış hatırlamıyorsam 7176. Geçen dönem bundan yaklaşık 750 tane kadar azdı böyle. Ama biz bu sayıya şunu da eklememiz gerekir. Geçen dönem engellememiştik belediye başkanlarımız. Bu sefer belediye başkanlarımızın müracaatını almadık. Geçen dönem bu şekliyle bu Oranda engellememiştik ilçe başkanlarını, kadın kolları başkanlarını, genç kolları başkanlarını, ana kademe il başkanlarını, ilçe başkanlarını engellememiştik. Buna rağmen sayı bu. Buradan anlıyoruz ki rağbet geçen döneme oranla çok çok daha yüksek. Gençlik ve kadında da geçen döneme oranla oldukça yüksek ve her dönem kadın ve genç e, e, müracaat sayısı artıyor. Onu gördük. O bizi son derece sevindiriyor. İnşallah o listelerde de kendini gösterir diye umuyorum. Son olarak şunu soracağım. Daha açıklanmayan ilçelerde adaylar var. Bu adaylar için anket çalışmaları devam ediyor mu? Bazı illerde aslında çalışmayı yaptık ama son bir kez daha anket yapalım ve görelim. Yani biraz daha netleştirelim. Böyle hafif hafif tereddüt ettiğimiz illere ilişkin bunlar. Bazı illerimizde yani bu 21 ilin tamamında değil ama bazı illerimizde şu anda anket çalışması devam ediyor. Bu anket çalışması ucu açık çalışmada değil. Bu anket çalışması böyle... 1'e 2, 2'ye 3'e düşürdüğümüz yerlerde kişi bazlı soruluyor. Yani o mu olsun, o mu olsun, o mu olsun. Bazı yerlerde 3, bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 4. Bunların sayısı da son derece az. Evet yani az da olsa e, il bazında da yine anket çalışmalarımız devam ediyor. Ama ilçe bazlı yoğunlaşmış bir şekilde devam ediyor. Çünkü biz ilçelerin yer yer üzerinden geçmek suretiyle e, duruma ilişkin bir rapor hazırlıyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ve bazı ilçelerde de net bir e, fotoğraf e, ortaya çıkmadığı için yeni bir anket yaparak hem de ucu kapalı sorular sorarak mesela ilgili kişiden memnun musunuz belediye başkanı soracaksak hizmetlerinden işte halkla ilişkisinden teşkilat ilişkisinden eğer o değilse adaya ilişkinse ah Ahmet mi Mehmet mi Hasan mı Ayşe mi Fatma mı diye böyle isme indirgeyerek sorular soruyoruz ve hazırlık yapıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde bu 21 ile ilişkin önce ne yapacağımız noktasına bir karar verilsin ve arkasından da çok hızlı bir şekilde ilçelere inelim ve bir ayak önce ilçeleri de toparlayalım diye çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine nasıl hazırlanıyor? Aday belirleme sürecini nasıl tamamladı? İşte tüm bu soruların yanıtlarını AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'la değerlendirdik. Hoşçakalın.